sanırım. Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olucudur. Sağ kolunda bu yazıyor diyor Peygamberimiz. Hazreti Ali minberden şu hutbeyi veriyor. Yanında hadis sayfaları bulunanlar gidip onları yok etsinler. Yani fıkıhla ilgili. Zira halkı helak eden olay alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur'an'ı terk etmeleridir. Bak dikkat edin. Alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur'an'ı terk etmeleridir. Şu an ne yapıyorlar? Aynısını yapıyorlar. Hazreti Ali uyarmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ancak sizden önceki kavimleri hatırladım. Onlar da kitaplar yazmışlar ve Allah'ın kitabını bırakarak onlara sarılmışlardı. Yani Tevrat'ı bırakıyor. Kendi yazdıkları kitaplara sarılıyorlar. Allah'ın kitabına hiçbir şeyi karıştırmam diyor. Sen misin onu diyen dediler. Hazreti Ali'yi de Hazreti Ömer'i de şehit etti. O devrin yobaz münafıkları. Şimdi de bu geyirtinin nedeni budur. Tayyip Hoca'ya karşı öfkelenen nedeni bu. Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in uslubunu kullanıyor olmaz. Hiç boş yere geğirmesinler. Hiçbir netice alamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mehdi devrinde diyor Yemen ikiye ayrılır diyor. Yemen'in kuzey ve güneyinde birer fitne çıkar. Yemen halkı yönetiminde anlaşmazlığa düşer ve Yemen ikiye ayrılır diyor. 1400 yıl öncesinden söylüyor, aynısı oldu. Değil mi? Evet, dinliyorum. Sayın Erdoğan bugün kendisini eleştirenlerin yan gelip yatmalarına da vurgu yaptı konuşmasında. Şöyle diyor. Şimdi de biz kitabımızdan aldığımız heyecanla, aşkla görüyorsunuz şu anda Afrin'e yürüyoruz. Cerablus'a, Elbaba'da öyle yürüdük. Sosyal medyadan konuşanlar var ya, onların dediğini gibi hareket etmiş olsaydık biz de yan gelip yatacaktık. Sınırlarımızda bizi taciz edenlere karşı duramazdık. Doğru söylüyorsun Şanlıurfa'dayı. Devam. Yanındayız. Evelallah. 83 milyon diyor ama 83 milyondan daha fazla. Yani ferah bir 400 milyon daha var ya. Yani. İnşallah. Tabii. Evet, Türklük alemindeki yapılanmayı da dahil edersek özel yapılanmayı ferah bir 400 milyon da onun üstüne ilave. Yani böyle şeyler söylenmez ama yine de söylüyoruz. Evet. Bir gün Hazreti Ali'ye gelirler. Halk hadislere dalmış, hadis ezberliyorlar diyorlar. Hazreti Ali soruyor. Gerçekten öyle mi diyor. Evet diyorlar. Resulullah'tan işittim ki diyor, gelecekte vuku bulacak o fitnelerden söz ediyordu. O fitnelerden kurtuluş nedir, nasıldır diye Resulullah'a sordum. Resulullah dedi ki, tek kurtuluş Kur'an'dır. Gayet net. Tayyip Hocam, mükemmel bir Mehdi ruhunu taşıyor. Mükemmel. Fütuhatıyla, samimiyetiyle, Kur'an'a bağlılığıyla, cesaretiyle. Yolu açık, ona hiçbir şey olmaz. Gönlü rahat olsun. Çünkü samimi, hiçbir şey olmaz. Ne derse desinler. Tayyip Hocam bana göndersin onları. İnşallah. İnşallah.
Hazreti Osman çok fazla hadis naklediyormuş Ebu Hureyre. Onu uyarmış defalarca. Bak demiş, eğer devam edersen böyle hadis nakletmeye, seni demiş Devş dağlarına sürgüne gönderirim demiş. Kabı'da, Kredi dağlarında sürgün ederim demiş bu sefer. Yani ikinci şeyde de orada. Yani sürgüne gönderirim seni. Yani fitne olarak görmüş. Seni dağlara sürgüne. Bak onu da şehit etti. Osman'ı da. Görüyor musun? Hazreti Osman'ı. Niye? Kur'an yeterli dediği için. Kur'an yeterli diyen herkese şehit etmiş. O devrin yobazları, azgınları. Şimdi de yurt dışından geğiriyor. Cingir sesli pislik FETÖ'cü yani. Bak şimdi göreceksiniz, ben mi diyen ortaya çıkacaksınız. Resulullah diyor ki bak, benden Kur'an dışında hiçbir şey yazmayın. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa imha etsin. Sahih Müslim'de ve Hanbel'de ve Hanbel'in müsnedinde. Fıkıh olarak asla olmaz. Kur'an'da ne varsa o. Sahabe Allah'ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istediler, ancak onlara izin verilmedi. Darimi'nin Es-Sünen'inde. Biz hadis yazarken peygamber yanımıza geldi ve yazdığınız şey nedir dedi. Senden işittiğimiz hadisler, sözler dedik ya Resulullah dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Bak, Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar. Helak oldular diyor. Hatip el-Bağdadi Takkit sayfa 33. Yine Allah'ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik. Bize izin vermedi. Nerede? Sünen-i Tirmizi. Es-Sünen. Kitabul İlim 11. sayfa. Hazreti Ömer diğer şehirlerdeki sahabelere de mektuplar yazarak ellerinde yazılı bulunan hadis mecmualarını yok etmelerini istemiş. İbni Abdülber Camiül Beyan İlim. Mesela bak, bak şehit edilenleri görüyor musun? Hep Kur'an'ın yeterliğini savunanlar. Ya mesela o devirde peygamberimiz altın modu oluyor. Herkes fakir fukar, herkes altın. Ya diyor mesela, altın konusunda rekabeti kaldıralım. Gümüş ucuz diyor mesela, gümüş. Gümüşe ağırlık verin. Altın rekabet mi? O da fitne meydana getiriyor. Yapmayın diyor. Yani şu an bunu kaldıracak durum yok diyor. Şimdi kadınlar falan kavga çıkartıyorlar. İşte niye o alanı almadı, niye bunu almadı falan. Sahabeler de zor durumda kalıyorlar. Onun için altına önem vermeyin şu an diyor. Yani bu ortak bir yatışıncaya kadar. Altın haramdır dedi diyor. Ya kardeşim, o an için söylüyor onu. O an için. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra onun geçerliği kalmaz. O an için söylüyor. Mesela savaş var. Akşam. Düşman bekleniyor. Davul, dümbelek, darbuka eğleniyorlar. Müzik, kaval, işte yaylı sazlar, neyse. Resulullah diyor ki, aman 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 diyor, sakın. Müzik, çalgı olmasın diyor. Sessizlik olsun. Dikkatlice dinleyin. Tamam diyor, müzik haram oldu. Ya haram etmiyor, o an için söylüyor onu. O an için söylüyor. Akılsızlık etmeyin. Yani o devrin ortaya çıkaranlarını kastediyorum. Tehlike gidince müzik istediğin gibi dinlersin. Ne alakası var? Tayyip Hoca'nın demek istediği bu. Yani devrin şartlarına göre diyor, durum değişir diyor. Ya duruma göre. Ha, güncelleme dediği bu. Güncelleme. Çünkü sonra biraz vakit geliyor, peygamber diyor ki çalın diyor, eğlenin diyor. Çalgı olmayan düğünü istemem diyor. Çalın, eğlenin diyor. Şarkı da söylesinler diyor. Ya, duruma göre yani. Güncellemeden kastettiği Tayyip Hoca'nın budur. Ya, anlaşılmayacak bir şey yok burada. Yoksa Kur'an ayetlerini değiştirelim demiyor. O devirde söylenen sünnetin, evet, söylenen sünnetin bir hikmeti oluyor.
O geçtikten sonra bir daha olmaz artık o. Mesela Kur'an'da yine buna benzer örnekler de vardır. Irmak kenarına Müslümanlar geliyorlar. Müminlerin emiri var, lider. Evladım diyor, buradan geçerken bu sudan bir avuçtan fazla içmeyin diyor suyu. Adamlar kana kana içiyorlar. Kana kana içenler bitaplaşıyor. Bir bildiği var. Ya bitaplaşıyorlar. Bu bir avuçtan fazla su içmeyi haram kılan bir hüküm değildir bu. O zaman diyeceksin ki sen ya bir avuç suyunun dışında haramdır su diyeceksin. Değil mi? Kur'an'a göre öyle diyeceksin sen bakıp. Güncellenme ne demektir? O ana ait demektir. O ana ait. Yani mesela 3 sene sonra, 1 sene sonra yahut 6 ay sonra yahut 2-3-5 gün sonra durum değişir. Savaşa ve şarta göre söylenmiş bir söz bu. Cumhurbaşkanımız konuşmasında bu konudan bahsediyor Adnan Bey. Yaptığı İslam'ın güncellenmesi konusunda açıklık getirerek şunları söyledi Cumhurbaşkanımız. Biz dinde reform aramıyoruz. Bu haddimize de değil. Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar da vardır. Allah'ın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade ettiği hükümler asla değişmemiştir. Değişmeyecektir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar caridir. Ancak bunların uygulamadaki karşılıkları elbette zamana, şartlara göre değişecektir. Mecelle kaidesidir yani. Ezmamın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz. Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda. Peygamberimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyurur. Ya çok mükemmel Tayyip Hocam. Nur gibi Müslüman. Çok güzel konuşmuş. Mesela diyor ki besili atlar hazırla. İşte besili ne hazırlarsın? Tank hazırlarsın. Değil mi? Mesela düşmana karşı besili at hazırlamak. Asrımızda nedir? Karşı tanktır, toptur. Tabii. Askeri araçlardır. Biz şimdi biz at mı besleyeceğiz yani? Kasteden olmuyor orada. Değil mi? Orada vasıtadan bahsediliyor. Kasteden vasıta. Yani nakil vasıtası. Onun yerine tank almış. Mesela bir hadis var falan öyle. Diyor ki besili atları hazırlayın hadis. Biz ne yaparız onu? Asrımıza nasıl uygularız? Tank olarak uygularız. Askeri araç uygularız. Bu kadar. Yani askeri araç olarak uygularız demem nedir? Her türlü askeri araç. Asker taşıyan her türlü vasıta. Özetle bak dışarıda da Tayyip Hoca'ya karşı, Avrupa'da da öyle bir ters bakış oluyor. Onları da her röportajımda açıklıyorum. Bayağı rahatlıyor. Bak İsrail gazetelerine konuştum. Tayyip Hoca hakkında gayet rahatladılar. Evet. Hahamlarla konuştum, rahatladılar. İngiliz, Amerikalı gazetecilerle konuştum, rahatladılar. Yani Tayyip Hoca'yı tanıtmada samimi anlatım çok önemli. Bunu anlatan yok. Benim dışımda anlatan yok. Gayet de mükemmel bu görevi yerine getiriyoruz. Hadiste de var vesile atları hazırlayın, ayette de var. Evet. Mesela Enfal Suresi 60'ta onlara karşı gücünüzün yettiği Enfal Suresi 60'ta şeytan Allah'a sığınırım. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınız ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği dünya düşmanları, münafıkları korkutup caydırırsınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz size eksiksiz olarak ödenir. Siz haksızlığa uğratılmazsınız. İnşallah. Vesile atı orada çocuk olsa anlar Kur'an'da. Anlaşılmayacak bir şey yok. Nakil. Nakilde kullanılan, savaşta kullanılan her şey.
Evet, dinliyorum. Ablanın sevgisini kazanmak için yapmamız gereken en önemli şey nedir? Teşekkürler. Allah'ın sevgisini kazanmak için yapmamız gereken en önemli şey, Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü sözde değil, yani fiili delillerle kavrayıp beynimizin inanmasıdır. Ya onda zaten mümin Allah'ı hem sever, hem güvenir, hem bağlanır. Hem de tevekkül için uğraşmaz, tevekkül edeyim demeye gerek duymaz, zaten eder. Öbür türlü tevekkül etmek için uğraşıyor. Orada tevekkül etmek için uğraşmasına gerek kalmaz, zaten tevekkül eder. Allah'ın gücünü anladı mı? Ama Allah'ın gücünü anlamak için de biraz düşünmek lazım. Yani bu asrımızda çok çok rahat mümkün zaten. Geçmişte de mümkün. Ama en çok tabii tasavvufta falan insanlar kendini görerek çok anlıyorlar Allah'ın büyüklüğünü kendinden. Ama şu an atomların yapısından tut, bütün kainatın yapısı, işte moleküller, hücre, şu bu falan hepsi, buradan da Allah'ın büyüklüğü ve çapını, yani büyüklüğünün çapı da yok da yani anlayalım diye söylüyorum, kavranabiliyor, kavranıyor. Ama isteyen daha da geniş kapsamlı kavrayabilir. Yani bu bir özel ruh halidir. Zaten onu kavradıktan sonra şahıs özel bir boyuta geçer. Ama yani özel boyuta geçtiğini hissetmez. O bir korunma boyutudur, özel korunma boyutudur. Galip olur. Dünya hakim olur. Yenemezsin. Hiçbir şey de yapamaz. Durduramazsın yani. 47 ülkede 232 gazetede Tayyip Hoca'yı ve hükümeti anlattım. Evet, överek. Bak 47 ülkede 232 gazetede defalarca. 232 gazete. Ve 47 ülke. Benim dışımda hükümeti, AK Parti'yi, Tayyip Hoca'yı böyle anlatan, savunan hiçbir yazar, hiç kimse yok. Türkiye'de tekim. Yayınlarınızda binlerce defa savundunuz. İngilizce olarak da bütün dünyada izleniyor yayınlarınız. Evet. Halen de devam ediyoruz. Evet, kesintisiz. Maşallah. Her röportajda bu var. Maşallah. Her röportajda hükümeti soruyorlar, Tayyip Hoca'yı soruyorlar. Akıllı bir şekilde, delilleriyle, bütün samimiyetiyle Tayyip Hoca'yı tarif ediyorum, anlatıyorum. Maşallah. Ve muhalefeti, şeytani direnmeyi kırıyoruz. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza video alana devam ediyoruz.